Bak sen şu işe. Tanış mısınız siz yoksa? Bir de İstanbul büyük yer derler. Senin ne işin var burada Burak? Biz film için mekan bakıyoruz. Onun için geldik. Çok şaşırdım ya. Hoş geldiniz avukat hanım. Buyurun buyurun. Bir çay için, bir ailen için bir yorgunluğunuzu atın. Naber? Nasıl olur bu? Biliyor mu yoksa? Hakkı, kalk misafirlerimiz otursun. Kayıp bir çocuk arıyor musun? Öyle mi? Bir müvekkilimin çocuğunu arıyorum. İzler burayı işaret edince atladım geldim. Şu Allah'ın işine baksana ya. Yıllardır seni arıyorum. Bir haftada ikinci kez karşıma çıkıyorsun. Üstelik nerede? Kaç köy vardır Türkiye'de? Tesadüf mü gerçekten yani? Hayır. Çantana dinleme cihazı koydum. Seher oradan biliyorum. Ben bir an önce aileyi görmek istiyorum malum. Konu hassas. Yani mevzu dinlenmeden. Kaçarlar falan mı diyorsun? Gel birlikte gidelim o zaman avukat hanım. Buyurun. Burak Bey sen bir yere kaybolma. Bugün misafirimizsin. Önce etrafı bir gezdiririz sonra güzel bir yemek yeriz. Kuzu çevirtiyorum size. Yaşasın ya. Ya Muhtar Bey bu olay benim çok ilgimi çekti. Ben de size katılabilir miyim? Söz hiç konuşmadan uslu uslu otururum yanınızda. Bu biraz özel bir konu. Müvekkilim duyulmasını istemiyor. Hele ileride bir film olarak görmek hiç istemiyor. Buyurun. Vallahi hayatımız film diyeceğim, kızacaksın. Vallahi diyebilirsin Arhan. Sonra niye film çekiyorsun diyorlar. Olaya bak, bunu filmini çekmeyeceksin de ne yapacaksın? Yazayım mı bunu da senaryoya? Hem böyle davalar falan birleşir, rahatlık olur. Zaten bunu da yazarsak Seher müvekkili için de bir dava açar. Ya gerçekten merak ettim ne olduğunu. Hayır, çocuğu bulunca ne olacak ki? Seher kucağına alıp müvekkiline mi götürecek? Öyle çaktırmadan jandarmayı falan ararlar herhalde. Ben gerçekten merak ettim. Duramayacağım, bir bakacağım. Konu ne Erhan abi? Hiçbir şey anlamadım. O kız kim? Seher yeni filmimize ilham olan kişi. Şaka yapıyorsun. Filmdeki olaylar gerçek miydi? Kısmen. Müvekkilin bu binanın yeni sahibi. Buranın ve yandaki binanın. Bir göz atacağız etrafa. Sahibi? Neyin sahibi? Cicibat buraları sattı mı ya? Evet öyle. Evet. Hayırlı olsun. Hayrını görün inşallah. Ne yapacaksınız? Kiraya zam mı yapacaksınız? Müvekkilim kira zamı düşünmüyor. Tahliye için gerekli işlemleri başlatacağız. Amanın. Aklıma gelen başıma geldi. Bak tahliye ediyor. Battı ocağımız. Battı battı. Abla sen bir sakin. İnce abla hakkından gelir onun. Dur bir. Ne? Müvekkiliniz konuşamıyor mu sizin hanım? Ha? Hanım. Senin dilin yok mu dilin? Ya sen kimsin? Kimlerdensin? Adın ne? İsmin ne? Cismin ne senin ya? İnci. Allah Allah. Gelmişsin iş güç vakti. Elinde tabun yok. Bir belgen yok. Oturmuşsun kurulmuşsun masamıza. Gel şimdi birazcık. Tamam. Tosun. Tosun. Neredesin oğlum? Beş numaraya bak. Uzunları yakmışlar. Hesap istiyor. Hoş geldiniz tekrar. Siz ne yapmayı, nasıl değerlendirmeyi düşünüyorsunuz acaba? Herhalde yatırım olarak aldınız. Müvekkilim bu binayı yıktırıp yerine başka binalar yaptıracak. Ya ne yıkması Allah aşkına ya? Nereyi yıkıyorsun sen? Ya bir konuşsana hanım. Allah Allah. Konuşamıyorsan sen işaret diliyle konuş. Ben anlarım çatpat. Ya bu ne burnu büyüklük canım? Gelmiş masamıza oturmuş. Evinizi barkınızı yıkacağım diyor. Hem de ağzını açıp tek kelime etmiyorum. Böyle şey olur mu canım? Olmaz vallahi. Ben herkese muhatap olmam hanımefendi. Bakın avukatım var.
Ne konuşacaksanız artık onunla konuşacaksınız. İnce Hanım, ben şöyle izah edeyim şimdi. Sen sus avukat, sen bir sus. Bak hanım, ben seni bir muhatap ederim ki o muhatap olacak yerlerin muhatap olmaya mecbur kalır. Benim cinlerimi tepeme getirmeyin. Bir dur Mustafa. Bir dur, bir frene bas. Bu şekilde uzlaşma olmuyor yani. Bir meseleyi anlayalım değil mi? Bir su ver bana. Ver suyunu. Biz bir dolaşalım izninizle. Tabii ben yardımcı olayım, size yol göstereyim. Geç, geç. Ben de... Geç. Ya... Geç. Allah'ını seversen, sen beni konuştun. Buyurun. Git sen de şimdi, git. Çekil abi. Malum burası kış bahçemiz. Burada da 3 bölümümüz var. Ya sen kuru katil olacaksın. Suyu getir, suyu da ver. Ver vallahi delireceğim. Allah'ım ya Rabbim. Bu ev avukat hanım. Ayşe kızım, annen gibi bir çağırsın. Anne, baba bu tarafta geldi. Bu o değil. Bu benim Zeyno'm değil. Buyurun biz geçelim avukat hanım. Recep abi keşke şey yapsaydı diyeydi yani niyetini söyleseydi biz de kendimize göre bir tedbir alırdık tabii. Şey ev bir şey değil de tabii dükkan kolay değil yani oturmuş bir iş. Müdavimler hep içerideki şeyler, müşterilerimiz hep müdavimlerimiz. Mesela şimdi gördünüz öğlen yemeği yiyen insanları. Bunlar her gün gelen insanlar. Hep civarın insanları. Tabii sizin için büyük bir yıkım olacak. Başka bir yerde açsanız da mahallenin müşterisi oraya gelmez. Neticede burası insanların öğlenleri aceleyle karınlarını doyurdukları bir yer. Burası. Evet, devri daim yani. Tam da onu söylemek istedim. Ama siz ünlüsünüz ya. Başka yerde de açsanız mutlaka yeni bir müşteriniz olacaktır. Ama şimdi yeni bir yer açmanın maliyeti o. Bir şey acaba yani bir şey yapamaz mıyız? Kiraya acık bir şey yapsak. Tam da yeni kontratı da yapmıştık. İyi bir artış yaptık yani. Yok. Biz kiralamak amacıyla almadık sadece. Aa, bahçe de var. Dur. Oo, ne güzelmiş bahçede böyle, bayağı geniş. Evet evet, arsa çok iyi. Şu anda dünyalara değişmem. Resmen bittiler. Yani yıkıldılar. Usta iyi misin? İyiyim lan, iyiyim. Git yengene bak sen. Abla, usta hiç iyi değil. Ya nasıl iyi olsun adam? Nasıl iyi olsun? Yılıp kalacak şimdi. Ne yapıyorlar Melek? Ne geziyor karı her yeri ince ince. Oğlum hadi, ustanızı yalnız bırakmayın. Hadi çocuğum, hadi. Abla bittik abla biz. Toptan bittik. İşimiz, gücümüz, evimiz, çatımız toptan bittik. Bu iş öyle kolay değil Melek. Öyle kolay değil o işler. Oğlum şimdi git dedim ya.
Ne geldiniz? Tosun al şunu. Yürü. Al şunu Tosun. Neyin hesabını yapıyorsun acaba? Köprü mü geçecek o? Aslında imarı alsak buraya kadar villa için şahane bir kış bahçesi olur değil mi Leyla? Haklısın, çok güzel olur. Ya sen anlıyorsun bu ev işlerinden. Neyse şuranın inşaatı bir bitsin de benim ev için de senden biraz fikir alırım. Aa, tabii memnuniyetle. Pardon. Alo. Canım benim. Evet, görüşemedik. Ben de çok özledim. Ayşe büyümüş, ne tatlı olmuş maşallah. Allah razı olsun. Çocuğun doğum belgesi var mı? Var tabii. Adana Devlet Hastanesi'nde doğduydu. Meryem, kızın doğum kağıdını getirler. Al getir. Gerek yok aslında Muhtar Bey. Bu şahıslar onlar değil. İsimleri tuttu diyorsunuz da o bakma. Evet. Enteresan bir rastlantı ama ben çocuğun emanet edildiği karı kocayı tanıyorum. Bu şahıslar onlar değil. He, o zaman iş değişir. Hanımefendi, mevzu nedir acaba? Alın bakın. Siz benim çocuğumun doğum belgesini ne edeceksiniz? Tarih istiyorsanız 2010 Mayıs 12'sinde doğdu. Bir karışıklık var belli. Bir bakayım. Bizim aradığımız çocuk 15 Şubat 2010 doğumlu. Biz kayıp kaçırılmış bir çocuğu arıyoruz da rastlantı sonucu izler isim benzerliğinden bizi buraya getirdi. Kusura bakmayın. Aa, bu benim yavrum. Hanım sen ne diyorsun? Tamam tamam, korkutmayın çocuğu. Bir yanlışlık olmuş, kusura bakmayın. Adınız soyadınız nüfus bilgileriniz aranan aileye uyduğu için avukat hanım tuttu geldi sizi görmeye. O da vazifesini yapıyor. Tamam da yüreğimiz ağzımıza geldi böyle Muhtar. Gördün mü, korkulacak bir şey yok yani. Avukat hanım eminse. Seher, gelsene. Gel kız gel. Evet, eminim. Bu hanım o Meryem değil. Biz kalkalım artık. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Size de rahatsızlık verdik. Haydar. Hastaneye sen beni bir götür de hastane işine bir bakalım. Tamam Muhtar, sağ ol. Avukat hanım, sizinle kahvede buluşuruz. Tamam. Benim kızım avukat avukat. Sen bizi buradan zor çıkarırsın. Kazıyarak çıkaramazsın vallahi. Şimdi görürsün sen, ben de kızımı arayayım da. Yani seviyesizlik diz boyu oldu. Böyle seni benle konuşmayalım lütfen. Biraz edep, üslup. Yani beyefendi, siz de lütfen sahip çıkın işinize. Kızım o iyi bir kadındır ya, melek gibidir. Siz öyle çat diye çıkışınca tabii. Duruşması var zahir. Avukat işte, avukatlığını yapacak. Duruşmalarda falan. Ya. Büyük avukat olduğu için. Sen niye gülüyorsun acaba? Sen inanmıyor musun benim kızımın avukat olduğuna? İnanıyorum, inanıyorum. Gözümde görmüş kadar hem de. Ne demek şimdi bu? Bak bir de karşıma geçmiş, alay ediyor. Terbiyesiz. Topa girme abla. Hep tuzak bunlar. Seviyelerine inme sakın. Bana bakın. Siz ancak bu evi böyle karşıdan seyredersiniz. Hadi acım yallah. Yallah gidin buradan. Çabuk 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 çabuk. Hadi gözüm görmesin sizi. İncim, incim. Dur Mustafa'm, ben şunları bir uğurlayayım da. Ne derseniz deyin, ben burayı satın aldım. Aldım sen. Belgen yok. Kaydın yok. Hiçbir şeyin yok. Ne? Kimsenin ustalı düşündüğü yok. Kediye pislenmez Mustafa'nın yanında. Yüreği kalkar. Kolonya nerede? Buradan, düştü buradan. Bayıldı adam. Bana bak hanım. Öyle gerini devirip gidemezsin. Burası bir sürü insanın ekmek kapısı, ekmek.
Öyle sattım, aldım, yıkacağım falanlarla çekip gidilmez. Adamı fena yaparlar vallahi. Hanımefendi, bundan sonra siz yasalarla muhatap olacaksınız. Bu hafta zaten ihtarname gelir. Neler yaşayacağınızı öğrenirsiniz. Ya ihtarname değil, sen topla tüfekle gel istersen. Sen neyine güveniyorsun be? Yasalar benden yana, benden. Allah Allah. Ya biz burayı tutturabilmek için gençliğimizi gömdük buraya be. Öyle senin bir parmak çaklatmanla sokağa düşecek falan da değiliz. Ayrıca da ben sana taciz davası açacağım. İdiot. Bana hakaret demek istedin abla herhalde. Ya hakaret, taciz hepsini açacağım işte. Ayrıca ben var ya senin gibi kadının var ya camını indireyim de dur gününü. Gözünü seveyim. O arabanın camını ödeyemeyiz biz. Vallahi bittik biz, bittik ya. Bittik. Vallahi Mustafa düşüp bayılmıştır şimdi ha. Yok lan, yok. Oğlum boca etmiş. Hadi. İnci. Kız ne oldu? Adamın kalbi mi durdu? Yok yok. Abla da tutsun abi, durduracak şimdi. Ya sen ne yapıyorsun oğlum? Çekil şuradan. Delirdin mi, ne yaptın? İnci. İnci arjunları başımdan, öküz gibi çöktü üstüme, nefes alamadım ya. İnci, şuradan varım. Atıyor mu acaba? Ötekiler atıyordu, bu atmıyor gibi sanki. Kasmayayım mı, ölüyorum yok, acaba? Yok, çikolonya hep. Mesaj Hanım'ı çağırıyorum ben. Çabuk kız, çabuk çabuk. Tamam canım. Ya sen ne yapıyorsun acaba Ahmet'in? Defolun gidin başımdan. Yaşayan adamı öldürecekler be. Ah. İnci, İnci. İnci, ne oldu? Çamaşırın orada ne iş var? Allah, onu mu gördün sen bu halde? Apalağa çamaşır astırdım da ondan canım benim. Tamam. İnci. Canım. İncim, o camcan sana söyle, onun yapacağı işe tüküreyim. Üç tane yer damlıyor. Tamam ya, bir onları bırak. Nefes, nefesini ver bakayım. Öf, 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 öf. Yavaş yavaş, yavaş yavaş, yavaş. Nefesini ver. Ha, rahatladık, rahatladık. Mustafa'm tamam canım. Tamam kızım, tamam. Tamam canım benim, tamam. Suat. Bunlar ezilecek, dikkat et. Tamam usta. Başar nerede? Geldi, geldi. Al. Tamam, bunlar bende. Asım tamam, bizlik bir işin yok. Sen Banu Hanım'ı bekletme. Banu Hanım bugün çıkmayacakmış. Çıkmayacak mıymış? Allah Allah. Bu nasıl hastalık böyle ya? Kaç gündür bu kız böyle evde? Tabii şimdi doktora da gitmemiştir. Ot kaynattırıyordur. Neyse, ben şurada işlerimi bir yoluna koyayım. Olmaz seninle beraber evine gideriz. Zorla doktora götürelim, ne dersin? Peki efendim. Olur değil mi? Alayım. Yok yok, bunlar bende, tamam. Sağ ol. Mehmet Göz Zibre geldi ya, enişte başçı gitti. Bir daha bu evde, bu lokantada, bu semtte tek gözün lafı nedir? Ağzını yırtacağım, delirtmeyin beni ya. Dayı. Sana diyorum, sana. Ben mi? He dayı, sen. Buyur. Yere mi baktın sen dayı? Levent ne tarafa düşüyor? Levent mi? Dayı, Levent uzak. Yani ben... Şu tarafa doğru düşüyor da yani... Uzak dayı, Levent nere? Bura nere? Sen çok ters gelmişsin. Olsun, ben yürürüm. Dayı, öyle yürüyerek gideceğim bir yer değil. Uzak diyorum, uzak. Sen gel bir soluklan şurada, gel. Gel, gel, bir çay ısmarlayayım ben sana, gel. Gel ya, sıkıntı yaratma, çaylar benden, gel. Geç şöyle. Suat. Geldi usta. Şunları al paşam, bize de bir iki çay göndersene. İki çay. Dayı, sen ne yapacaksın Levent'te? Ne? Levent'te diyorum, ne yapacaksın? Kızıma gideceğim. Adresi değişmiş. Kızım değil de hanımın ilk kocadan, üvey. Orada bir plazada çalışıyordu. İşte ona bakacağım. Plazada? Ha. Sen Mustafa bir şeydin mi dayı? Ha? Aç mısın? Yok, bu sıralar biraz sıkışığım. Ama işte oraya gideceğim, orada yerim. Yok yok, tamam. Ben sana şimdi bir şeyler getireyim. Önce bir karnımızı doyuralım, ondan sonra seni iş çözeriz, tamam? Ya zahmet etme.
Yok dayı, ne zahmet. Sen bekle beni. Hoş geldiniz. Ay çok eğlendim Ayşen. Gördün mü üzerindeki ifadeyi? Görmez olur muyum? Yalnız bayağı pahalıya patladı bana ama olsun. Her şeye değer. İnan bana, her şeye. Yalnız hesaba katmamız gereken bir şey var. Seher dişli avukattır. E şimdi tabii bütün ofiste arkasında duracak haliyle ellerinden geleni yapacaklar. Kolay kolay tahliye ettiremeyebiliriz. Biraz uğraştırabilir bizi. Leyla'cığım, önemli olan Seher'in benim işaretimi almış olması. Yani oğlumun peşini bırakmazsa ona neler yapabileceğimi, elimin kolumun nerelere uzandığını anlamasını istiyorum. Yok, oğlanın peşini bırakmaz. Bunu anlamazsa o zaman zevkle o binayı yıktırırım. Akıllı kızdır. Ailesine bir zarar gelmesindense Murat'tan vazgeçecektir diye düşünüyorum ben. Bilmiyorum. Yani eskiden öyleydi de. Bakalım şimdi ne yapacak? Yani böyle avukat oldum diye bir havalara girdiyse eğer. Ay dert ettiğin şeye bak. Söndürüveririz havasını, olur biter. Doğru, yaparız. Ay çok eğlendim bugün. Neredesin? Nasıl bulacağım seni acaba, ne zaman? İyi misin? Hı hı. Evet, iyiyim. Ne oldu? Yanlış alarm. İsim benzerliğiymiş. Olay ne peki? Çalındı mı çocuk? Evet. Ne zaman? Yani ne kadardır kayıp? Birkaç yıl oldu işte. Gideyim ben, beklerler. Köy güzelmiş. Yeni filmini burada mı çekeceksin? Evet, mekanlardan biri bu olabilir. Bir de 2 kilometre uzakta başka bir köy var. Adaylardan biri de o, bakacağız. Yani onlardan biri. Sordun diye anlattım ama. Ya pardon ya, benim aklım tamamen başka bir yerde. Çok şey olacak. Aile çok üzülecek. Bu sefer çok umutluyduk. Dayı şöyle rahat ya. Dayı sen bugünlerde Arnavutköy'de dolandın mı hiç? Bilmem ki ben onu. Bilmem. Arnavutköy'e. Orada bir lokanta var eski. Esnaf lokantası. Gezindin mi oralarda? Bilmiyorum. Ya dayı sen kaybolmuş olmuyorsun. Ha? Evini hatırlıyor musun sen evini? Levent'e gitmek istiyorsun da Levent uzak.
Bir konu komşu yok mu seni? Evine gönderelim. Birinin adresini de versen yani, birilerine ulaşsak, seni alsalar buradan, götürseler. Dayı böyle olmaz, sen böyle yani halatı kokmuş bot gibi sürükleniyorsun. Ben kızıma gideceğim. Levent de bir plazada çalışıyordum. Orada kalacağım işte gidip. Ev sahibi beni evden attı. Ah dayı ya, ama yani böyle olur mu böyle parasız pulsuz sokaklarda? Senin kızın haberi var mı dışarıda olduğundan? Ha? Telefonu var mı? Bir yerinde yazıyor mu? Kızını arayalım, o gelsin alsın seni. Ben sonra bulurum. Levent nerede kalıyor? Ya dayı, yani ben Levent'e nasıl göndereyim şimdi seni? Sen Levent'i nasıl bulacaksın? Yani Levent nere, burası nere? Bulamazsın öyle. Ben bulurum. Böyle olmaz dayı. Bak polise haber verin, gelsin. Nereye gitmek istiyorsan seni oraya götürsün. Olur mu? Allah razı olsun. Ben bulurum. Dur dayı, nereye buluyorsun ya? Bir otur sen. Bir otur. Bekle. Ben arabayla yollayacağım seni kızına. Sen bir sakin ol. Suat, Asım orada mı? Bir haber versene, gelsin. Asım. Buraya gelsin, dışarı. Hay Allah ya. Demek böyle serseri mayın gibi geziniyor İstanbul'da. Demek bizim oradan da öylesine geçti. Bak ya, polis deyince adamcağız korktu. Günaydın. Reşi Koordinasyon Murat'la görüşecektim. Evet, benim. Ben de Hakan İmran. Bu işleri sizin koordine ettiğinizi söylediler. Onun için direkt konuya hızlıca gireceğim. Sizden bir ricam var. Şimdi ben senaryo üzerindeki notlarımın hepsini bitirdim. Öyle mi? Tamam, konuşuruz o zaman. Yarın geliyorsunuz zaten değil mi? Evet. Geliyorum. Yalnız benim bir asistana ihtiyacım var. Asistana ihtiyacınız var? Evet. Yani o kadar çok not birikti ki bunları toparlamam lazım. Nasıl yapsak? Ben bir Sevgi Hanım'la konuşayım o zaman. Yalnız Şirin Kuzgun'u istiyorum. Şirin Kuzgun? Ama o daha çok tecrübesiz. Niye onu istiyorsunuz? Dürüst birisi lazım. Yani düşündüğünü açıkça söyleyebilen bir kız o. Evet. Onu bir şoförle evime gönderin. Ha, bir de... Arabaya da el koyacağım, söylemesi ayıp. Okey. Peki. Bakacağım. Harikasınız. Teşekkürler. Geliyorum babası. Sizleri yakından tanıyalım bakalım kuzgunlar. Olayınız ne? Ne yersiniz? Ne içersiniz? Kimsiniz? Nereye gidersiniz? Bakalım benimle yüzleşmeye hazır mısınız? Yok Halis abi. Aile o aile değil. Alakaları bile yok. Eminim. Tanımaz mıyım canım? Tamam. Gelince konuşuruz. Çok değişmiş. Yaşı çökmüş sanki gözlerine. Bulamadı ya aradığını. Çok üzüldü. Kesin o değil diyorsunuz, öyle mi avukat hanım? Yok muhtar bey, değil. Bu aile başka. Allah yakınlarına sabır versin. Çok zor iş. Sağ olun muhtar bey. Sağ olun. Size de zahmet oldu. İstanbul'a yolunuz düşerse arayın mutlaka. Biz de sizi ağırlayalım. Sağ ol kızım. Soyadın Kuzgun senin, öyle mi?
Nereli senin baban? Babam buralardanmış. Buralarda da bir kuzgunlar var ama hiç ısmar akraban var mı buralarda? Babam yetimhanede büyümüş. Allah Allah. Babanızın adı neydi? Mustafa. Bak şu Allah'ın işini. 57, 58 var mıdır babanız? Evet, 57 yaşında. Ne diyeyim yani? Benim bildiğim bir Mustafa Kuzgun var. Öksüz, yetim, garibin biriydi. Amcası bakardı bana. Ama çok haytaydı. Her gün kavga gürültü sokaklarda. Sonra amcası Fikret'le bu bayağı birbirlerine papaz oldular. Gel zaman git zaman askerliği geldi, askere gitti. Ama askerlik dönüşü bir daha köye dönmedi. İstanbul'da bir restorana mı ne işe girmiş diye haberi geldiydi sonradan. Yok canım, öyle bir şey olamaz ki. Ya ailesi olsa bize niye yetimhanede büyüdüm desin. Nasıl öyle? Ben bu kuzgunları nerede bulabilirim? Adresleri belli mi? Şehirde çarşı meydanında bakkaleleri vardı bu Fikretli oğullarının. Kime sorsanız gösterirler kuzgunların dükkanı nerede diye. Hadi biz geçelim. Hanımlar hazırlık yaptı. Buyurun. Yok yok, hiç zahmet vermeyeyim ben, zaten gitmem gerekiyor. Ama olur mu? Buraya gelmişken soframıza oturmadan gidilir mi? Ben sonra köylülere ne derim? Topan tutarlar beni valla. Derler koskocaman muhtar İstanbul'dan misafirleri geldi, ağırlamadan gönderdi derler. Gençler hadi gelin ziyafete. Hadi gelin bahçeye. Hadi buyurun ama siz de. Buyurun. Buyurun. Gel canım gel. Yavaş. Yavaş Mustafa'm, yavaş yavaş. O yatağına yatıralım mı? Yok yok. Ha, yatağa. Yok. Yavaş canım yavaş. Evet, yavaş. Bırak bırak tamam. Ha. Tamam iyiyim ben ya. Oo. Tamam canım iyisin iyisin, yavaş yavaş. Yanım kesin. Tamam. Oh. Oh çok şükür. İnciğim haydi gidin. Mutfağı toparlayın, azıcık yarın alışverişin de yapıversin. Ya ben seni bu halde bırakıp hiçbir yere gidemem Mustafa. İnci Allah'ın adını verdim, çıkın ya. Vallahi bile kafamı toplamam lazım ya. Bak senin yaygaranla ne sağlıklı düşünemiyorum ya. Haydi haydi haydi. Haydi haydi. Tamam 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 hadi. Biz aşağıdayız hadi. Biz gidelim kalk melek melek. Dikkat et kendine Mustafa. Yavaş. Ay ay. Ay çok şükür. Oğlum gitsenize şimdi, kime dedim ben? Ustam sen rahat rahat dinlen, biz sessiz dururuz ya. Bir türkü söyleyeyim usta. Vallahi sinirlerine biri bir gelecek, türkü biliyorum ha. Allah seni yürü git. Ay. Ay kafamı toplamam lazım. Ay görüyor musun, bu yeni ev sahibi bunca insanı helak edecek arkadaş. Ya böyle insan olur mu ya? Timsah gibi gözünü dikmiş gülerek bakıyor. İstirabından keyif alıyor ya. Oraya bakıyor, oraya bakıyor. Gözünü sana dikiyor. Ellerini her yere sürüyor. Düşman gibi ya. Neden ama ya? 40 yıllık karnın gibi ya. Hey. Au. Abba. Anam sanki ensemden ısırdılar ya. Hadi. Sen de gel ya. Ben de geleyim. Ya tanıyorum etmiyorum sonuçta el alemin adamı. Ya bir şey olmaz. Annesi evde. Merak etme. Menajeri zaten. Ya annesi çarşıya gittiyse. Ya neler okuyoruz ya. Ya saçmalama Şirin. Hakan Emre'nin sana gerçekten saldıracağını düşünmüyorsun değil mi? Niye saldırmasın ya? Genç bir kızım sonuçta. Ha düşünüyorsun. Neyi düşünüyorsun ya? Saldıracağını. Saldırabilirim. Dön bakayım. Döneyim mi? Evet, dön. Saldırmaz. Saldırır.
Sen yine de en ufak bir rahatsızlık hissedersen kafasına bir şey geçir, bin arabaya gel. Hemen dava açar ablanların ofisi. Biz de adamdan kurtulmuş oluruz. Bitti. Hmm. Olunca oluyor çünkü her şey. Hay Allah'ım ya. Buyurun. Merhaba. Bahar Hanım için gelmiştik de biz. Kendisi şu an dinleniyor. Biliyorum biliyorum, hastaydı. Biz de onun için geldik zaten. Hastaneye götüreceğiz onu. Kemal ben. Siz söyleyin ona. Ben burada bekliyorum. Ha ben iyiyim, gerek yok falan derse Kemal itiraz istemiyormuş dersiniz. Bahçede bekleyebilirsiniz. Buyurun buradan. Teşekkürler. Selamlar Kemal Bey. Selam Mithat abi. Ben nereye çıkıyorsun merdivenlere? Ziya Bey size Bana Hanım'ın ahçısı Kemal Bey'i takdim edeyim efendim. Dedem sen içeri gir, ben geliyorum hadi. Ama dede. Lütfen hadi. Merhabalar efendim, ben Kemal. Kemal Kuzgun. Sen az bekle beni burada. Eyvah, arıza çıkartacak ihtiyar belli. Hoş geldin baba. İçeri gel. Ne oldu? Yok bir şey yok. Babam bekle dedi, o yüzden bekliyorum. Ya biz seni hastaneye götürecektik, o yüzden geldik. Beklediğince. Teşekkür ederim, geliyorum hemen. Hoş geldin kızım. Sen döner dönmez resim yapmaya mı başladın? Evet. Hadi sen buketimin karnına doyur. Hadi yat. Gel buketçim, elmalı kek var, sütle yersin. Ben dedemle oynayacağım. Güzelim, benim gitmem lazım, işim var. Ama akşam erken geleceğim, söz. Söz mü? Söz. Ne oldu baba? Niye sen aldın buketi okuldan? Ne işi var senin aşçının kapıda? Doktora götürmek için gelmiş beni. Kaç gündür hastayım, işe gitmiyorum diye merak etmiş. Doktora götürmek ona mı kalmış? Meraklanmış işte baba. Baba bak, lütfen terslik çıkarma. Niye bekletiyorsun sen onu kapıda? Çocuğumla ilgilen hadi. Babacığım, sana saygısızlık etmek istemiyorum ama bu böyle olmaz. Nasıl olacakmış? Elin çulsuzunu tepemize çıkarasın diye mi bunca parayı döktüm ben bu dükkana? Baba ne demek canım şimdi, elin çulsuzunu tepene çıkartmak? Sen hiç çocuğunu düşünmüyor musun? Onu bırak. Gece yarısı elin adamını çağırıyorsun eve, yüz göz oluyorsun onunla. Anan konuşmadı mı senin? Baba kolumu bırak, kolumu. Siz her şeyi yanlış anlıyorsunuz. İş arkadaşım o benim, iş arkadaşım. Ortağım olacak. Göreceğiz şimdi bakalım. Otur oturduğun yerde, kapat kapını, deli etme beni. Nasılsınız? Kızımla ortak olacak mısın? Evet efendim. Orayı İstanbul'un en tutulan yeri. Kaç para koyacaksın? Efendim ben ustalığımı, emeğimi... Soruyu anlamadım galiba. Sana kaç para koyacaksın diye soruyorum. Baba lütfen. Efendim ben ustalığımı koyacağım. Emeğimi, yeteneklerimi, uykusuz gecelerimi koyacağım. Oraya İstanbul'un en tutulan mekanı yaparım. Marka yaparım. Ama maalesef para koyamam. Param olsa ne diye kızının peşinde koşayım diyorsun değil mi? Baba.
Özür dilerim Kemal. Bana sen 3 gündür bu yüzden mi saklanıyorsun? Söyleseydin. Söyleseydin Banu. Ben de buraya salak gibi gelmezdim. Böyle laflar işitmezdim yani. Ben halledeceğim. Sen her şeyi bana bırak lütfen. Ani kararlar verme. Banu, ben böyle şeyleri kaldıracak bir adam değilim ya. Bu ne ya? Bir iş yapalım dedik. Maşallah ülkede dünya savaşı çıktı. Tamam Banu, sen üzülme. Görüyorum senlik bir durum değil. Anlıyorum. Merak etme, benim babam da aynı şeyi düşünüyor. Ne? Niye? Meşrebi fesat insanlar işte. Bu ülkede böyle. Farklı cinsten iki insan aynı çatı altında iş yapamaz. Yaptı mıydı böyle laf çıkıyor işte. Şuna bak ya, bu işe kalkıştığımızdan beri pencerenin pervazında fingirdeyen kızlardan daha çok laf yedim. Ne ya? Ya Banu. Benim sana bir saygısızlığım oldu mu? Bir kusurum, bir hadsizliğim oldu mu? Çoluklu çocuklu kadınsın. Ablam gibisin. Ama yok. İnsanlar böyle işte. Bunlar kafayı yemiş. Ben bunları kaldıramam Banu. Kusura bakma. Buyurun, ben size bırakayım. Yok abi, eyvallah. Sağ ol. Geldi canım. Geç içeri. Ben de içecek bir şeyler getireyim. Ben içki falan içmem. Delirdin galiba. Ben de içmem bu saatte. Hayırdır? Arkadaş kim? Ali Bey. Kanalın şoförü. Yani? Niye evin önünde değil, arabada değil de burada? Ne yapsın adam canım tek başına arabada? İşte biz şurada çalışırken o da orada oturuverir diye. Anneniz evde yok mu? Ne yapacaksın annem sen? Ali Bey, siz arabada bekleyebilirsiniz. Biz birkaç saate geliriz. Gel, hadi geç. Notlar burada. Şimdi bu notları toparlarız biraz. Hem senaryodaki dağınıklığı temizlemiş oluruz. Bu dağınıklık komple ortadan kalkar. Aç bakalım klasörü. Orada Saman Elevi diye bir dosya var. Ha, dizinin adını değiştirdim bu arada. Nasıl olmuş? Güzel değil mi? Ben olsam Tutku koyarım. Sadece Tutku. Yani. Fena fikir değil aslında. Neyse, bakarız ona. 3. sayfaya gel. İlk paragrafın sonunda. Adam diyor ki orada. Ben aslında olabilirim şimdi. Ne oldu? Hı? İşe kaydırırken... Ne yaptın sen? Kaydırırken... Sen kesin bir şey yaptın değil mi? Bir halt ettin. Senaryoyu sildim ya. Sildin. Hı? Ne? Ay, özür dilerim ya. Ya ne kayması, ne kaydırdın, ne oldu? Şöyle bir tamam, bırak, bırak. Yani gerçekten helal olsun sana ya. Aslında şunu tek diyor. Tek tuşla... Bütün senaryoyu silmek de hakikaten yetenek ister yani. Yok sadece şu... Ya ne yaptın? Bir dakika. Tamam sus. 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 Bak. Şşt. Şşt. Şşt lan. Lan şşt. Lan yeğensin mahluk. Duyma mı lan sen beni? Dayı. Gel. Ne yapıyorsun dayı ya? İyiyim, gel. Gel otur şöyle. Ne yapıyorsun dayı ya? Bir vakit öldürüyorum oğlum, ne yapayım? Vakit öldürüyorum. Ha, akşama kadar iş aradım hesabı. Oğlum ne bu hal lan böyle? Senin gemiler Karadeniz'e batmış ha. Kızdan mı ayrıldın lan yoksa? Ya ne kızdan ayrılacağım ya? Ne kızdan ayrılması dayı? O kız benim sevgilim mi? Değil. Nasıl ayrılmış oluyorum ben ondan? Ne koparıyorsun ya? Dayı, kafe gitti, kafe. He?
Kafe uçtu gitti, elimden bütün hayallerim gitti. Kızın babasıyla karşılaştım. Adam gözümün içine baka baka. Madem ortak olacaksın, kaç para koyacaksın diye sordum. Ben de çemçüm edince tabii dedi. Sende de para olsa kızıma niye yanaşacaksın ki? Ya beni böyle çizdi adam. Adam beni böyle tamamladı. Oha! Yuh! Lan Kemal, adamı vurmadan değil mi? Yani öldüreceğim dayı ya. Babası diyorum, babası. Abisi değil, yaşlı başlı adam, babası. Eyvah! Oğlum ortak olacağım diye ortaya attın kendini. Papaz oldun eniştemle, ne olacak şimdi? Ne bileyim dayı ya. Ya bu hayatta yoruldum dayı ya. Yokuşun tepesine taşları sırtımla tek tek taşıyorum. Milim milim kemiklerimi kırıyorum. Bir şey inşa ediyorum. Hıyarın biri geliyor, omzu bir koyuyor, her şeyi deviriyor. Olur mu oğlum ya? Sen çalışkan bir adamsın ya. Mis gibi bir aşçısın ya. Sana iş mi yok ya? Dur bakalım, enseyi karartma hemen öyle. Ya ben aslında Banu'ya üzüldüm. Ha, kızı göreceğim dayı ya. Nasıl üzüldü, nasıl utandı, ezildi. O da tahmin etmedi tabii babasının böyle yapacağını. Kız yüzüme bakamadı ya. Kaç gündür kafeye gelmiyor. Demek işte bu yüzden. Evde nasıl artık üzerine abanıyorlarsa. Dul çocuklu kadın. Heves etmiş, bir iş tutturmuş. Beni de yanına almış. Ne güzel orada para yapıyoruz. Hep beraber orada gül gibi çalışıyoruz. Yani bunu şimdi... Ver. Sağ olasın. Sağ olun dayı. Kadın bir kere yan gözle bakmış olsam tamam diyeceğim. Dayı aklımın ucundan geçmedi ya. Hayır, çok gücüme gitti dayı bu iş. O kadar emek. Oğlum bak, o seni bırakmaz. Öyle burnuna halka takılıp çekilecek kadınlardan değil o. Bak ben bir kere gördüm o kızın otunu verdim. Ben iyi tanırım oğlum kadınları. Allah Allah. Evdeki kadınları da tanıyor mu dayı? Tanımam mı? İş bulamazsan seni eve sokmayacaklar, biliyorsun değil mi? Evet. Biliyorsun. Ne düşünüyorsun bunun hakkında? Vallahi çalışana iş var. Var da. Ya benim için çok yorucu bu işler. Yorucu. He. Yorucuysa olmaz dayı. Olmaz işte, yoruyor. Dayı ben sende kalacağım ha. Evde kalamam, yeterince papaz olduk. Öğlenden beri ortalıkta geziliyorum sersefil. Sana gidelim de ben bir duş alayım. Ya Kemal, hazır sen buraya gelmişken diyorum ki benim biraz kahveciye birikmiş borcum var. Onları bir şey halletsen. Hallederiz. Çağır Cengiz abi, halledelim. Tamam, sağ ol. Cengiz abi bir baksana abicim. Kaçın mı? Geçen aydan da vardı, biraz gitmiştir ha. Gitmiş. Cengiz abi nasılsın? Şöyle vereyim. Dayımla benim hesabım. Tamam. Hesap kapandı. Kapandı. Şu ileride duracağız. Şu sarı binanın orada. Nerede? Hı? Burası. Nerede? Teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Yani? Burası mı? Evet, burası. Şurada Kuzgun Usta yazıyor ya. Evet. Oranın üstü işte, bizim evimiz. Lokantada mı sizin? Tam bizim. Allah Allah. İyi, bir gün gelir yemek yeriz artık. Gerçekten mi? Bekleriz, gelin tabii yani Hakan Bey. İyi, hadi bakalım. Yarın görüşürüz kanalda. Atılmadın mı? Atılmadın canım. Çok teşekkür ederim, sağ ol. Yani şimdi ben size yarın yardımcı olmak isterim Hakan Bey. Ne bileyim, rol falan çalışacaksanız erkenden geleyim. Bana rol mü çalıştıracaksın? Yani tozlanmıştır sizin oyunculuğunuz. Ta ne zaman oynadınız sonuçta? Ben şimdi bütün sezon yayınlanan dizileri izlediğim için bütün bilgilerim tazedir yani. Anladım canım, anladım. Sen sette beni iyi izle, tamam mı? Çekimlerdeyken. Yani o diğer dizi gibi dedikleri şeylerle aradaki farkı anlarsın. Yani aslında şöyle düşünmen lazım. At arabası ve modern spor araba arasındaki sarsıntı farkı. Anladın? Sonuca ulaşırsın bence. Yani bu işte güven çok önemli. Mesela ben de kendime güveniyorum. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ama bazen işte yani... Gidelim Ali Bey. Ediliyor. İyi akşamlar. Yalnız biraz yavaş gidelim de sokağın adını görmek istiyorum. Kadife yastığın yok, odana bastığın yok.
Kitaba el basarım senden başka. Aman senden başka kimsem yok. Aman yolla İstanbul'a yolla. Haydi yolla Beyoğlu'na yolla yolla. Yolla yar yolla. Bravo. Bravo. Bravo kurban. Nemrud'un kızı yandırdı bizi, çarptı silesini felek misali. Sil yazımızı kurtar bizi. Çarptı silesini felek misali. Mevlam, Mevlam gör bizi. Ocağım söndü nasıl beladır. Bırakıp gitti bu ne devrandır. Dünya gözümde kerbeladır. Allah'tan bulasın. Muhtar sen muhteşem bir adamsın. Eyvallah yeğenim. Karasın bastın, yıkısın taktın. Yalvardım, yakardım, yol bulamadım. Ah olmasaydım. Şimdi ma, misafiriz burada. Şimdi, Türk söylüyorum. Çevirdim, çevirdim, yaranamadım. Müsaadenizle. Ayağım durmadım. Ocağım söndü, nasıl beladır. Bırakıp gitti, bu ne devrandır. Dünya gözümde kerbeladır. Yavaş, rezil ediyorsun herkesi. Biraz fazla kaçırdım. Şişt. Çok mutluyum bu gece ya. Yemekler de süper. Nemrud'un kızı uzat bakalım şu acılıyı. Sen bayağı içer olmuşsun görmeyeli. Heyecandan senin yüzünden içmiyorum normalde bu kadar. Heyecanlanacak bir şey mi kaldı canım? Vay avukat hanım. Aşkta zaman aşımı kaç sene yani? Yavaş. Herkesin geçmişimizi bilmesine gerek yok değil mi? Özür dilerim. Kalkayım artık müsaadenizle. Ama daha erken olur mu? Gideyim ben. Size iyi akşamlar. Teşekkürler. Gece bir başına nereye gideceksin ya? Biz seni götürürüz. Arhan zaten hiç geçmiyor. Bırakır seni. Tabii tabii bırakırız biz seni. Gerçekten hiç gerek yok. Siz burada kalın ben. Memnun kızı. Bu ıslıkta seni başına bırakmam. Ya. Hiç uzatma. Muhtar baba. Her güzel şeyin bir sonu var. Biz müsaadeni isteyelim. Ama olmadı ama bırakmam ben sizi olmaz. Eda ne iyi bir şey canım. Hay Allah'ım ya. Gidiyor musunuz? Kusura bakmayın iyi akşamlar. Gelin imkanı yok bırakmam. Olmaz. Olmaz Hey, hey, hey.
İyi akşamlar. Yine bekleriz. İyi akşamlar. Çok güzel dersin. Sağ olun. Müsaibiz biz. Yine bekleriz. Geliriz, geliriz. Şuna bak. 40 yılda bir kızımıza işimiz düştü. Daha benim telefonumu açacak. Bu saat oldu hala beni arayacak bak. İnci bağırma. Beynim burnumdan akacak ya. Ya anne çekmiyordur, çekmiyordur. Yoksa niye açmasın abla? Bana şirinlik yapma kızım. Meşgule düşürüyor, meşgule. Ya ben belki burada ölüyorum. Bir anne bir kızını aradığı zaman o kız bu telefonu mutlaka açmalıdır. Ben sizi böyle yetiştirdim. Aa. Bağırma İncim, bağırma. Kurban oldum. Bak problem var. Çare bakıyorum, ediyorum. Senin gürültünden ben nefes alamıyorum ama canım benim ya. Tamam tamam ben tamam canım sakin ol sen. Ben bağırmadan sakin sakin atar tutarım artık ne yapayım? Ne oldu senin başının ağrısı geçti mi kuzum? Geçmedi, kesip atmadıkça geçmeyecek besbelli. Ha baba ben sana kulak masajı yapayım. Kulak masajı ne be? Anneciğim kulak masajı bak insanın en hareketsiz organı kulak. Öyle olunca da çok yoruluyor. Yani öyle masajla da rahatlatılıyor. Gel baba. Yapma kızım yapma yavrum. Benim kulaklarım hareketli kendim hareket ettirebiliyorum. Su getir bir bardak haydi. Haydi kuzum benim haydi. Bak bu şey. Koş. Ne yaptın? Nasıl? Sen işine alışabildin mi? Alıştım baba. Ama zaten bana çok iş yaptırmıyorlar. Alışma sürecindeyim yani. Şirin, kulağını aç beni iyi dinle. İşini düzgünce yap kızım güzel güzel. Kimseyle dalaşma, göze batma. İşten atılma. Yarın öbür gün ne olacağımız belli değil. Tamam mı kızım? Yok baba ya. İş verseler güzel güzel yapacağım da. İşte kanalda neye elimi atsam yapma Şirin, dokunma Şirin. Onu anlamadım yani. Neden acaba? Ama şöyle çok güzel bir şey oldu. Oyuncu şarkıcı bir çocuk var Hakan İmren. Beni onun asistanı yaptılar. İşte birkaç saat evinde notlarına falan baktım. Evinde mi? Evinde ama işte Hakan var. Bizim reji koordinasyon Murat var. Kanalın şoförü Ali var. Annesi tabii orada. Kalabalıktı. Bak Şirin ben sana bir şey söyleyeyim. Bundan sonra kimsenin evine falan gitmek yok çocuk. Sana bir iş yaptıracaklarsa senin iş yerin var değil mi artık? Gelsinler orada yaptırsınlar. Benim tepemin tası attırılmasın. Öf anne ya. Sanki saldıracaklar. Öf anne mi? Dil bu kadar oldu papuç kadar. Hayırdır işe girdik diye. Ya saldırmazlar diye. Şirin mırıldanma kızım. Mırıldanma kızım. Söyleme kızım. Sanki saldıracaklar. Şirin! Hücreten böyle gideceğim bir gün. Hepiniz birden kurtulacaksınız inşallah. Tamam. O kız da aramadı hala. Hala insan bir elini vicdanına koyar ya. 72 tane arama var. Oh Allah. Anneme ne oldu der demez. Sağ ol. Beklenti vardı ama bu beklenti %50 civarındaydı. Dayı bu ne ya? Çocuk izliyor, çocuk seviyor ya. Seviyor da siz her gece bunu mu izliyorsunuz? Kimse emeklerimizi, hayallerimizi birlikte didinerek yarattığımız o güzel dükkanı elimizden alamaz. Buna izin vermeyeceğim. Thank you.
Ne yapıyorsun? Aa, ne oluyor be? Kimden geldi mesaj? Önemli şey. Ne oldu ya? Niye bu kadar üzüldünüz? Birisi mi öldü? Yok oğlum. Kötü bir haber değil, iyi bir haber. Bazen iyi haberler de üzer insanı. Dünyada iyilik güzellik var diye de üzülür insan. Böyle insan için dışına doğru çıkar, yükselir, taşar. Allah Allah. Nasıl oluyormuş o iş öyle? Ya iyilik güzellik niye üstün ki canım insanı? İşte beklemediğin için. Ummadığın için. Hep kötüsünü düşündüğün için. Ha, başladınız gene şifreli şifreli konuşmaya. Kemal bak sabah kalk git elindekine sahip çık. O kadın halinde bunları yapıyorsa başını dik tutabiliyorsa eğer sen de onun yanında olacaksın. Kadın sana kör kütük aşık gerizekalı görmüyor musun? Sen onu seviyor musun? Yok yarın öbür gün koluna çıtırın birini takıp gezmeye başladığında bakalım kaç gün sürecek senin ortaklığın. Ötesini sonra düşünürsün dayım. Şimdi işine gücüne sahip çıkma zamanıdır. Tamam, getirdiğiniz için teşekkürler. 105 numara lütfen. Hadi git artık sen de. Bekletme herkesi. Biz de burada kalıyoruz. İyi geceler. Demek. Ya ev satıldı ev. Dükkan gitti elden ya. He? Ev sahibi kapının önüne koyuyor bizi. Siz burada çay çekirdek TV. Şuursuz şuursuz. Gamsız gamsız. Ev mi satıldı? Kız dur. Burada da büyük dert var. Ne oldu yenge ya? Hasan Can lüks araba satarken müdüre mi yakalandı? Sen bu arabanın mevzusunu nereden biliyorsun ya? Ne diyorsun oğlum? Ya bu biz aramızda şakalaşıyoruz. Ya bir durun ya. Bak ev satıldı diyor ya. Nasıl satıldı? Ne oldu ya? Bizim mevzu geniş. Dallı budaklı. Önce size anlatın. Bir dakika ev mi satıldı? Ya paşam biz sana söylemediydik. Nişantaşı'ndaki evi hazır edince sana haber veririm dedim de. Ve sen sıkılma diye. Şuradan bir bavul alıp çıkacağız. Ya hani almazdı kimse bu evi? Ha? Şimdi adamlar geldiler evi gezdiler gördüler baktılar hemen almaya mı karar verdiler? Ne olacak şimdi? Lokanta batar ya. Hayır sen üzülme dayıcım ya. Ya ne olacak biz şöyle iki ay açarız yeni bir yer. Alışveriş merkezinde reklam meklam da yaparız. Ne olacak şöyle varaklı vuraklı bir dükkan. Çitle sen çitle. Buradaki sorun ne? Kemal'in kafeye ortaklık işi yatmış. Namussal bir engel çıkartmış Banu Hanım'ın babası. Kaç para koyacaksın da ortak olacaksın demiş. Kapıya koyuvermişler Kemal'i. Ya Melek. Elinde tek bir bilgi kırıntısı olmadan bu kadar şeyi nereden bulup söylüyorsun ya? Ya kapıya temiz havlu koyuyordum ya. He? O sırada Kemal de ablasıyla telefonda konuşuyordu. Ben onlardan duydum canım. Ya binalar eski. Kapılar duvarlar kağıt gibi. Pes yenge. Abicim ya. Tamam tamam halledeceğiz. Bir şekilde halledeceğiz. Seher'in haberi var mı bu ev meselesinden? Yok ya açmıyor ki telefonunu. Ha. Onun şeyi mi aşkına? O cephede de başka problemler var. Ne olmuş? Bu Burak beni toslamış Allah'ın dağında. Yeter ama ya. Ya Kemal abi ya. Ya tamam tamam yeter ya. Abi ya eve gel. Ya çay çekirdek burada deli misin sen Allah aşkına? Gelmem ben. Abi. Asla bulamayacağım değil mi seni? Allah'ım bana yardım et. Ne yapacağım ben?
Ben mecburdum. Yapmak zorundaydım. Allah'ım bana yardım et. Burak. Ağladın mı sen? Seher, senin başında büyük bir dert var, çok belli. Bana her şeyi anlatabilirsin. Biliyorsun değil mi Mithat? Biraz böyle otursak olur mu? Konuşmadan. Nasıl istersen. Çok yoruldum. Neden yoruldun? Ne olur bir şey sorma bana, böyle oturalım. Kimseye anlatamıyorum. Herkes güçlü olmamı bekliyor ama ben gerçekten tükendim. Benim yanındayım Seher'im. Ne zaman istersen ben buradayım. Tamam. Burada değildin. Sen artık buradayım. Bana her şeyi anlatabilirsin. Bana anlat ki ben de sana yardımcı olayım. Thank you.
Ben seni gerçekten böyle görmeye dayanamam. Ne oldu, ne geldi başına da böyle oldun? Benim çok uykum var. Lütfen gider misin? Bir şey anlatmıyorsun. Gerçekten çok uykum var. Ne olur gider misin? Lütfen. Bu kadarcık birikimle yeni yer açamayız ki. Bittik biz. Kaç ay daha tutarlar acaba bizi burada? Oh Allah'ım, bir yol göster ne olur, bir çare. Aa, takside girdiğimiz evi satıveririz. Bir 50-60 bin verirler herhalde oraya. Takside bitmeden satılabiliyor mu acaba? Mustafa. Dur yoksa ateş edeceğiz. Dur kaçma. Dur. Kaçma dur. Kaçma polis. Dur. Kaçma kaçma. Dur. Ben öldürmedim. Ben öldürmedim. Vallahi billahi ben öldürmedim. Ben öldürmedim. Ben öldürmedim. Ben öldürmedim. Ben öldürmedim. Ben öldürmedim. Tamam, tamam canım. Tamam, tamam geçti. Rüya gördüm. Kalk, kalk, kalk. Ben buradayım canım. Tamam bak su getirdim. Su Mustafa'm. Al bir lokma. Bir yudum. Yav. Aha, tamam. Tamam. Tamam canım, bitti, bitti, bitti. Şey, kabus gördüm. Tamam canım. Kaç senedir görmüyordum, bak yine başladım. Tamam canım, sen eve sıkıldın ya, ondan oldu. Söz veriyorum bir daha görmeyeceğim Mustafa. Ben öyle güzel çözümler buldum ki. Hele bir sabah olsun, hepsini anlatacağım sana. Bayılacağım vallahi. Şimdi uyusun, hadi kusun be. Şimdi yatım. Yok ben şimdi yatamam. Şirin yan tarafta, o gelsin ondan sonra. Abisi geldi ya.
Çıkmazlar şimdi oradan. O kudurup kuzguna da söyle. Gelsin akşamları evinde yatsın, bu yaştan sonra sopa yemesin benden. Tamam canım, söylerim. Hadi sen şimdi uyuyuver, az çık. Hadi. Hiç. Bunu sen diyorum ki... Her şey ortalığa dökülmeyse... Gizli sakla, hiçbir şey kalmasa... Rahat rahat, sakin sakin... Gerine yaşasak, yalansız, dolansız... Çıksan... Bir karakolun önünde... Babası babası haykırsam her şey. Mustafa, ne olur yine başlama Allah aşkına. Ya bana da acı biraz, ne olur ya. Bak gücüm tükeniyor benim ha. Hadi uyu biraz. Hadi benim canım. Seveceğim seveceğim, sen merak etme. Hadi. Hadi benim canım, şu yorganımızı örtelim, üşümeyelim. Güzel güzel uyusun benim Mustafa. Sabah olacak. Her şey geçecek. Mustafa. Melekler gibi uyusun benim Mustafa'm, kuzum benim. Merhabalar. Merhaba kızım, buyur. Biliyorum size biraz garip gelecek ama... Mustafa Kuzgun'u tanıyor musunuz acaba? Mustafa Kuzgun? He, bizim emmioğlu o. Tanırım tabii. Neden sordunuz kızım? Çoktandır haber alamadıydık ondan. En son İstanbul'a diye duyduk. Hayırsız bir haber yoktur inşallah. Yok. Hayırsız bir haber yok. Biz bir müvekkilimizin soy ağacını araştırıyoruz da Mustafa Bey'e ulaşamadık. Siz amca oğlusunuz öyle mi? Evet. Mustafa abinin anası babası öldükten sonra babam rahmetli alıp bizim eve getirdiydi. Abim Memnun daha iyi hatırlar. Ben 7-8 yaş küçüğüm Mustafa abiden. Anladım. Başka bir şey hatırlıyor musunuz Mustafa Bey'le ilgili? Acı kuvveti vardı. Okuldaki bütün çocuklar ondan ödü kopardı. Bir tane de kan kardeşi vardı onun. Adı neydi onun? Osman. Yedikleri içtikleri hiç ayrı gitmezdi o yetim oğlanla. Sonra okulu bıraktı. Babam rahmetli de çok üstüne gitti onun. Sonra çekti gitti askere. Bir daha da haber alamadık. Anladım. Peki acaba Memduh abiniz daha sonra görüşmüş olabilir mi Mustafa Kuzgun'la? Yok. Olsaydı kesin haberim olurdu. Hatta geçenlerde de konuştuyduk. Ne yapar, ne eder, sağlığı yerinde mi diye. Babam rahmetliye gönül koyduydu o vakitler. Kim bilir nerede? Anladım. Peki. Ya çok ayakta kaldınız. Ya bir şeyler söyleseydim size. Yok. Hiç zahmet etmeyin. Vaktinizi aldım ben sizin. Başka zaman inşallah. Peki. İyi günler. İyi günler. Adam ortak olacaksan parayı koyacaksın. Yoksa yallah demiş. Kemal de mecbur, sesini çıkartamamış. Karşısındaki kadının babası sonuçta. Ama abla var ya, bitmiş çocuk. Nasıl üzgündü. Oh, iyi olmuş. Dizinin hakkından da imansız gelmiş işte. O da adam olsun, otursun ders çalışsın güzel güzel. Sınavına girsin, memur olsun. Dünyanın 40 türlü hali var ya. Buraya bir şey olsa biz ne yapacağız? Kimsenin geleceğini düşündüğü yok vallahi. Nereye gidiyor bu? Kız tek göz mek göz mü gördü yoksa? Hani görünce korkuyor ya öyle. Ha bu arada Kemal görüşmüş tek gözle. Ne?
Bak sizde bir şey var. Bizden saklamayın abla. O tek gözden ilgili bir durum var. Aileden saklanır mı böyle şeyler abla? Ya söyle ne oluyor ya? Kemal yukarıda mı? Ha uyuyor. Yanında kimse var mı? Yok o çıktılar. Ver anahtarını ver çabuk. Sallanma ver anahtarını. Buraları toparla ben geliyorum şimdi. Yerleştir hepsini tek tek. Geldim. Bak bu tek gözden ilgili bir şey var. Var canım. Bilmez miyim ben? Kalk. Kalk. Anne ne oluyor ya? Kalk çabuk. Kalk. Ne konuştun o adamla sen? Ya ne adamı ya? Tüküreceğim adamını. Böyle uyandırılır mı ya? Küfürlü konuşma annenin huzurunda. Ya hangi adam annen ne biçim uyandırıyorsun ya? Kalp krizi geçirteceksin adama ha. Tek gözlü adamı diyorum işte. Nerede gördün? Ne konuştunuz? Ne dedi sana? Ha. Buna koy ya. Bizim kafenin önünde yürüyordu öyle meczup gibi dolanıyordu. Ben de merak ettim bir konuşayım dedim. Ne bileyim siz böyle onun böyle adı geçince casus filminde oynuyor gibi oluyorsunuz. Laf kalabalığı yapma doğru düzgün anlat. Ne dedi sana? Ya bir şey konuşacak hali yok adamın. Bunak diyorum bunak kafa gitmiş kırık. Boş konuşuyor işte. Kızını mı ne arıyormuş bu üvey kızım deyip durdu. Acayip konuştu o bunak o. Ben dedim bunu polise teslim edeyim kaybolmasın burada. Bekledim sen burada. Gittim şoförü çağırmaya arkamı döndüm bu kaçmış. Öyle yani. Ha. Bunak bir kimse diyorsun yani. Ya bunak kafa gitmiş. Meczup. İnci kuzgun. Ne yapıyorsun oğlum? İnci kuzgun. Sen şu işin aslını astarını bir anlat bakayım bana. Ne oluyor? Ne bu tek göz? Anlatacaksın. Anlatana kadar bu odadan çıkmak yok. Tamam çocuğum ben zaten anlatacaktım sana. Ha. Hem sen bu evin tek oğlusun bilmek senin hakkın. Ama bak Kemal, eğer sana anlatacaklarımı bu dünyada senden başka bir kişi daha bilecek olursa... ...bu ak sütlerimi sana helal etmem ki 2 yaşına kadar böyle dişlerin kazma olana kadar emdin. Anne ne biçim bir detaya girdin ama ya. Ya gerek yok sen anlat meseleyi, laf kalabalığı yapma bana anlat. Evet, dinliyorum. Günaydın. Günaydın. Aynı uçaktayız galiba. Galiba evet. 11 değil mi? Evet. Bizde araba var birlikte gideriz. Yok ya siz kalabalıksınız şimdi ben şuradan taksiyle giderim. Buyurun. Hesabınız ödendi Seher Hanım. Aa. Ya olur mu öyle şey? Alın ya lütfen. Tamam prodüksiyondansın işte ya. Bunu telif hakkı gibi düşün. Ne telifi ya? Ya dünkü olaylar işte köydeki devam filmi. Kızla olan yıllar sonra tekrar karşılaşır, olaylar gelişir. Bir de devamı gelecek yani. Sadece bir yemek yemek istiyorum. Akşam alıyorum o zaman senin iş çıkışı. Zaten kapıda oturuyor olacak. Tamam, kısa bir yemek. Öyle süslü püslü bir yere de gitmem. Tamam canım benim param yetmez zaten. Bize göre bir yere gideriz. Senin mi paran yetmez? Allah Allah ne değişti acaba görüşmeyeli? En son bıraktığımda ailen İstanbul'un yarısına sahipti. Battılar mı yoksa? Yok batmadılar. Annem son gördüğünden beri yaklaşık bir 20 mülk daha satın aldı. Ama benim onunla para ilişkim o yaz bitti. Senin beni bıraktığın yaz. Selam. Geç kalmadık değil mi? Geldi mi araç? Yok ya daha yarım saat var. Seher de bizimle aynı uçaktaymış. Ben şu hesabımı ödeyeyim mi lütfen? Ya tamam. Yarın akşamki yemeği sen ödersin ödeşiriz. Tamam. Hadi kahve içelim.
Tuğba abla hiç hoşlanmayacak bu gelişmelerden. Kemal, bak anlattığıma pişman etme beni çocuğum, olur mu? Ben 35 senedir kimseyle paylaşmadım bunları. Bak yemin verdirdin diye anlattım. Ama ne olur kimse duymasın ben. Ben çok korkuyorum oğlum. Bu yükü daha fazla taşıyamayacağım ben. Ha benim annem. Kemal. Annesiz. Babam. Ben bir nefes alayım ya. Al çocuğum, al tabii. Al yavrum. Terasa çıkayım, ben bir nefes alayım. Çık anneciğim, hadi yavrum. Vay canım babam. Ah benim güzel babam. Hoş geldiniz. Toplantı odasına ben götüreceğim sizi. Şirin ben bu arada. Tanıştırayım, Şirin asistanım. Selma İmran, annem ve menajerim. Buyurun Şirin Hanım, gidelim. Aramızda kalsın ama senaryoda yaptığınız değişikliklerden çok hoşlanmadılar. Allah Allah. Ha, senarist beğenmemiş. Kendi yazsın bari demiş. Okey. Yani parasını öderler tabii. Ha, ben de öyle dedim. O zaman dedim adam niye dedim boşuna uğraşsın dedim. Tam kendine göre asistan bulmuşsun oğlum. Değil mi? Adı gibi. Şirin. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Tarık rol değil mi? Ha yok. Murat ben, reji koordinasyon. Telefonla konuşmuştum. Ha tamam. Yıkıldınız Hakan Bey. Yani Tarık rolünü Murat oynuyorsun çünkü üf. Sen beni oynayana kadar bekle tatlım. Biz çok gördük bunları. Görüntü var, ses yok. Yallah be. Sen gelmiyorsun bu toplantıya, git dışarıda bekle. Adamın asistanıyım ben ya. Bir düşün bakalım niye girmiyorsun. Toplantı çıkışı cevabın hazır olsun. Tanıştınız herhalde. Yapımcımız Sibel Hanım. Çok memnun oldum Hakan Bey. Yani büyük hayranınızım. Artık ben de sizin. Annem, menajerim. Memnun oldum. Sibel. Hayır ya, hayır ya. Ne Sibel ya? Ne arıyor bu karı burada? Nerede o lan? Sefergil değil mi? Ha, oradaydı da Teresa çıktı şimdi. Ne oldu? Bak. Ne bu? Götür ver oğlanı. Parasını versin, ortak olsun işe. Mustafa bu ne? Nereden çıktı bu kadar çok para?
İnsanların karşısında yüzü yere değmesin senin kara kuzgununu. Götürsün versin göğsünü geri geri girsin çalışsın ortak olsun. Madem o kadar emek vermiş o işe. Ev her zaman alınır. Evimi sattın sen. İnci gittim emlakçı Adnan'dan borç aldım. Karşılığında da senet yaptım. Ev satıldığı zaman senet yırtılacak. Bizim evler kolay gidiyormuş. Ya Mustafa biz gıdım gıdım ödedik onun taksitlerini. Hem kötüsü olur bizi buradan çıkarırlarsa tek tutamağımız diyor. İnci götür parayı oğlana ver. İyisine kötüsüne elini tut. Özür dilerim ağzımdan da. Haydi gideyim kavanoz doldurayım şimdi. Ne bu? Para. Baban takside girdiğimiz evi satmış. Götürsün kafeye yatırsın yüzü yere gelmesin dedi. Annem evi... Biz 10 senedir taksit ödüyoruz o eve. Ya. İşte bu işi yüzüne gözüne bulaştırma ihtimalin yok. Duydun mu? Al. Kaan, Merve Hanım seni çağırıyor. Ay, ne ya ne? Ne ne? Uyuyorsun. Tamam asma suratını. O manyak sözleşmeyi imzalasın. Ondan sonra istediğin kadar patavatsızlık yapabilirsin. O Sibel Hanım burada mı çalışacak bizle dizide? Evet. Yapım asistanıydı. Yapımcı oldu işte şimdi. Hakan İmren'le kimse uğraşmak istemediği için Sevgi Hanım da ona verdi iş. Gelecek zaten şimdi tanışırız. Hakan İmren Şirin'i özel asistanı olarak istedi. Setteki işlerini o halledecek işte. Yapar zaten. Şirin, yapımcımız Sibel Mutlu. O Şirin sen miydin ya? Hmm. Ne haber Sibel ya? Küçük dünya. Dünya küçücük. Bana bağlı çalışacaksın biliyorsun değil mi? Siz tanışıyor musunuz? Şeyden ya aynı liseden. Ama ben işte başka bir liseden mezun olmak zorunda kaldım. O zaman bir şey mi olmuştu? Ne olmuştuysa olmuştu. O geçmişti gitmiş zaman yani. Hatırlamıyorum. O kadar da önemli bir şey. Saçma sapan bir şey ya. Çalış. Ne oldu şimdi buna ya? Tosun, babam nerede? Baba ben bunu kabul edemem. Çebip. Baba, o ev bizim ailemizin tek tutunacak dalıydı. Ya damla damla taksit ödediniz o eve. İşleri yoluna koyunca başka ev alırsın bize. Al götür bunu. Çal önlerine. Gir mutfağa. Goysini gere gere çalış. 78.000 lira var. Az para değil. Borunu öttürürsün. Bir daha başka yerde yattığını duymayayım.
Aşığım oldu mu evine gel, yatağında yat. Babam sana söz veriyorum. Borcumu ödeyeceğim. Tamam lan tamam. Biz daha ölmedik. Haydi. Ne olur uzatma, büyütmeyin böyle şeyleri. Lan oğlum, öpme şunu ensemden. Ananız hiçbir şey öğretmedi mi ya? Ayrılıktır ya, ensiden öpmeyin. Tövbe yarabbim. Allah yolunu açık etsin kara kuzgun. Genç olmak çok zor iştir bilirim. Dünyadaki en zor iştir. Çaresiz olmak, genç olmak. Hele ki bizimki gibi memlekette. Efendim yenge. Ya tamam gördüm de fırsatım olmadı işte. Arayacaktım. Tamam ben geliyorum zaten. Yetişiyorum 11 uçağına. Kim? Kim çıkartıyormuş ya bizi lokantadan? Tamam tamam sen kapat şimdi. Ben hemen annemi arıyorum hadi. Hadi kapat. Ne oldu? Ya biri bizim binayı satın almış bizi lokantadan çıkartacakmış. Yok artık daha neler sıkar o biraz. Sürüm sürüm süründürürüm vallahi. Acıdım lokantanın yeni sahibine zavallı. Vallahi ben. Afiyet olsun. Alo, anne ne oluyor ya? Ya Seher sen neredesin? Niye açmıyorsun yavrum telefonlarını? Tamam sen boş ver beni şimdi. Ne oldu sen onu anlat. Dün kadının biri geldi. Satın aldım ben bu evi dükkanı. Derhal boşaltın diyor, yıkacağım diyor. Ay kimmiş ya o kadın? Nasıl yıktırıyor bizim evimizi, lokantamızı? Ben nereden bileyim? Sosyetik karının teki işte. Vallahi yolu verecektim saçlarını babanlar olmasaydı da. Neyse def ettim gitti. Bundan sonra avukatımla muhatap olursunuz diyor bana. Ben de dedim ki bana bak benim kızım da avukat dedim. Seher dedim. Gösterir size gününüzü dedim. Yüzüme güldüler ya. Dur sen dur tamam. Ben geliyorum zaten oraya halledeceğim ben tamam mı? Ben onu bir yıllarca süründüreyim mahkeme kapılarında da görsün. Sen dün aradığımda cevap verseydin bütün bunlar olmayacaktı işte. Verecektim sana telefonunu bildirecektin o kadına haddini. Keyfimden değil herhalde fırsat olmadı anneciğim. Bak bu işin rahat 6 ayı var tamam mı o cepte. Ben zaten ondan sonra geleceğim dava açacağım oho mahkemeyi de uzatırım yıllarca. Tamam mı sen rahat ol keyfine bak. Ben geliyorum zaten 11 uçağıyla oradayım. Hadi öpüyorum anneciğim görüşürüz. Tamam yavrum tamam hadi hayırlı yolculuk hadi. Öptüm ben de. Yürü bakalım sen gör. Nasıl oluyormuş benim dükkanımı, evimi yıkmak. Lokantanız duruyor mu sizin? Aa, hayret bunu öğrenememişsin. O kadar araştırma yaptın halbuki. İş yerimi bile öğrendiğine göre. Artık eksik bilgileri yarın akşam yemeğinde alacağız Seher Hanım. Hoş geldin. $78,000. Bunu götür babana ver. Ortaklık sözleşmesini yapsın. Kendisi yüzde kaç lütfediyorsa. Gerek yok. Ya deli misin sen? Halledeceğim ben Kemal. Karışamayacak artık hiç kimse bana. Pahalı. Al bunu. Al. Al yoksa ben bir tostunu yiyip gideyim. Kemal. Senin emeklerin milyonlarca liraya bedel burada. Burayı sen var ediyorsun. Ya bir şu halime bakar mısın?
Sensiz perişan oldum burada. Hiçbir şeye yetişemiyorum. Banu. Al bunu. Kaldır bir yere kilitle. Hadi ortak. Çekil, çekil bir de. Bu ne ya? Ya bu ne ya? Seni okutan gastronomi hocası. De çekil oradan, çekil. Çekil, şuna bak. Mahvetmişsin mutfağımı. Çek oradan, çek. Lezzetli yalnız söyleyeyim. Bu mu? Lezzetli. Evde sorun çıktı değil mi para yüzünden? Yok ya. Para değil hadise. Başka şeyler var. Boş ver. Bayağı toparladın. Hı? Bayağı toparladın diyorum. Yok ya. Adam etmeye çalışıyorum işte. Usta eli farklı oluyor. Kusura bakma, beklettim seni. Anlat bakalım. Kız özel bir iş için izin almış şirketten. Şehir dışında olabilir. Şirketteki casusumla konuştum, bilgiyi ondan aldım. O yüzden dün ortalarda gözükmedi o. Yoksa koşa koşa gelirdi. Beni karşısında görünce yüzün alacağı hali çok merak ettim. Daha çok gidip geleceğiz biz oraya. Burak'la karşılaşmışlar. Burak çok güzel bir kıza çıkıyor. Onlar da burada oturuyorlar. Annesi arkadaşı. Kız eğitimli, işini kurmuş. Dünya güzeli bir kız. Üniversiteden bir arkadaşların düğün partisine gittiler. Bu baş belası da oradaymış. Tuğba anlattı. Bizimki görünce tabii allak bullak olmuş. Oğluma bir daha kancayı takmasına izin veremem neyin. Artık ipler bizim elimizde. Bilmiyorum. Ben oğlumun sevgisini o kız yüzünden kaybettim. Hiç vakit kaybetmeden şu evi yıkalım. Olur mu? Tamam. Yıkacağım oğlumu. Yıkarken de o kızı dikeceğim, orayı seyrettireceğim. Bak diyeceğim. Sen de oğlumla aramdaki her şeyi böyle yıktın. Bunun dünyasını yıkacağım ben. Dünyasını yıkacağım. Ayşen ablacığım. Ah Tuğba, hoş geldin, gel. Merhaba. Bölmüyorum değil mi? Hayır, hayır canım. Merhaba Tuğba. Leyla. Çok memnun oldum. Leyla Hanım benim avukatım. Anlattığın kadar güzelmiş. Teşekkür ederim. Güzeldir benim müstakbel gelinim. Sana güzel bir haber verelim öyleyse. Biz dün Leyla Hanım'la beraber şeye gittik. Biz konuyu hallettik. Dün Leyla ile beraber gittik seyahatlerin lokantayı, evi satın aldık. Hatta akıllarını da aldık. Değil mi? Yani gayet keyfimiz yerinde, eğlenceliyiz. Benim söylediklerimle pek eğlenmeyeceksiniz ama Ayşen abla. Niye? Burak Adana'da o kızla birlikteymiş. Yok canım. Görüştüklerini sanmıyorum. Kim söyledi sana? Benim teyze kızım Yağmur, Burak'ın asistanı ya. Aradım ben bunu. Ne yapıyorsunuz, ne zaman döneceksiniz diye. Çekim için lokasyon bakarken bir köyde kızla karşılaşmışlar. Arhan'da işte filmimizdeki karakter bu demiş. Aynı otelde kalmışlar. Köy muhtarında birlikte yemek yemişler. Burak da sonra kızla randevulaşmış yemek için. Yani. Leyla, ne zaman ellerine geçer o ihtarname? Yarın almaları lazım. Ya. Güzel. Paramparça edeceğim ben o halde. Paramparça. Bizi evden atacakmış, öyle diyor hasbam. Anneciğim, boş laf bunlar. Sizi kimse evden çıkartamaz, merak etme. Sıkar yani. Beni tutmayacaklardı. Onun saçlarını şöyle bileğime dolayıverecektim, görecekti gününü. Allah Allah Allah. Bak sakın anne, aman diyeyim bak, sakın haklıyken haksız duruma düşeriz. Ya ben halledeceğim diyorum size. Siz üzülmeyin. Kimmiş bu kadın? İsmini cismini biliyor musun? Ne bileyim ben ismini. Cismini de yeni gördüm zaten. Neyse, zaten ben öğreneceğim.
Baba. Hı? Bugün Adana'da garip bir şey oldu. Ne oldu kızım? Hayırdır? Avcıpınar köyünün muhtarı seni tanıyormuş. Avcıpınar? Yok canım, nereden tanıyacak ya? Karıştırmıştır biriyle. Vallahi bilmiyorum, çok emindi. Ben senin hatta amcanı da tanıyorum dedi. Allah Allah. Kızım, karıştırmış işte belli. Kaç defa anlattım kızım, ben yetimhanede büyüdüm diye. Benim amcam falan yok, varsa da bilmiyorum. Babacığım bak. Bunu bu sabah nüfus idaresinden aldım. Bu bizim aile kütüğü. Bak, yazıyor işte. Mustafa, Fikret. Ana adı Hayriye, baba adı Hüsnü. Fikret'in iki oğlu var, Memduh'la Raşit. Hatta ben gittim, Raşit'le de tanıştım. O da seni hatırlıyor. Dedi ki babamla kavga etti, sonra askere gitti. Bir daha kendisinden haber alamadım. Seher kızım, sen neyin ısrarındasın? Ben seni karıştırmıştır diyorum. Tesadüftür diyorum. Başka ne olacak? Uykum geldi, yatıyorum ben. Hadi, hadi iyi geceler. Aa, baba çocuklar gelecek, yemeğe kalmayacak mısın? Yemeyeceğim ben. Hadi Allah rahatlık versin. Hadi canım, hadi. Evladım, o kadar kaş göz ediyorum sana. Sen niye halden anlamıyorsun, üstüne gidiyorsun adamın? Yüreğini mi indireceksin? Ne var? Ne saklıyorsunuz bizden? Güzel yavrum, biz senden ne saklayacağız? Ne saklayacağız? Sen bilmiyor musun? Yetimhanede büyümüş bu adam. Bunun annesi babası ölünce yengesiyle amcası yetimhaneye atmışlar bunu. Bu zavallım kaçıp eve gelince amcası döve döve geri yollarmış. Yazık, o yüzden amcasının adını bile anmak istemiyor. Yok sayıyor amcasını. Allah Allah. Sen de şu kötü anıları hatırlatıp adamı üzme çocuğum. Yapma. Ya tamam da anlatsa anlamaz mıyız yani? Ya niye anlamayacaksın canım? Zeki kızsın, anlarsın tabii. Adam konuşmak istemiyor anneciğim. Yani asabı bozuluyor. Seher. Bak bu konu kapandı, tamam mı yavrum? Bir daha bu konuyu açmak yok. Tamam mı benim akıllı kızım? Tamam, tamam, tamam. Heh. Aferin yavruma. Hadi bakayım şimdi gel şu yemeği hazırlayın, bana yardım et. Hadi bakalım. Baban Adnan'a borç yapmış eve karşılık. Bir tomar parayla geldi eve. Kemal'e verdi o kadının kafesine ortak olsun diye. Ne? Sus kız, bağırma. Baban duyacak vallahi. Geçen gün söylenecek oldum. Yedim zılgıtı. Neden? Banu para mı istemiş ortaklık için? Yok, babası istemiş. Çok da ağır konuşmuş vallahi. Yani gitti mi şimdi ev? Sorma. Bu ara evler altımızdan kasırgaya kapılmış gibi gidiyor kızım. 10 sene taksit ödedim ya ben, dişimden tırnağımdan artırıp. Vallahi elime geçse öldüreceğim o kızı. Çocuğumu geleceğinden etti. O da ona kandı, bak sınavı falan unuttu. Bizi de evimizden etti çok şükür. Vardı bu ortaklıkta sanki. Allah'ım deli çıkacağım ya. Allah deli çıkacağım. Yerler bir atıyor işte. Kız zehir gibidir. Al, geçmişi kurcalıyor. Gardiyan kapıya dayandı. Ev lokanta elden gidiyor. Bunların olacağını sen hep bilmiyor muydun? Ah be kafasız adam. Neyine güvendin? Ne insan gibi bir hayat süreceğine vehmettin? Neyine güvendin ha? Ne olacak şimdi? Bu kuzular her şey ortaya çıkınca ne yüzle çıkacak insan içine? Neden izin verdin o güzeller güzeli karının seninle beraber yüreği ağzında bir ömür tükenmesine? Cambaz ettin onu da kendinle beraber. Hop yenge. Ay, ödümü patlattın kız. Hasancan sucuk istediydi de ben de bakkala uğradım aldım. Sonra aklıma düştü, acaba dedim mutfakta musluğu falan mı açık bıraktım diye. Neyse ben gideyim. Oğlan sofrada kaldı. Ne
be yenge. Neden yapıyorsun bunu sanki senden bir şey sakındığımız varmış gibi? Hop. Ay ya abi ya ödümü koparttın. Ne yapıyor kız? Şapşik. Eve de girmemişsin bu saatte. Apalak. Ne oldu? Yine işten mi kovuldun kız sen? Sen bana apalak mı dedin? Öpçük. Yok demedim. Uzak dur, uzak dur, uzak dur. Mesafeni koru. Koru mesafeni. Ben seni daha affetmedim. Oradan konuş. Ne oldu? Yengem dükkandan sucuk, kankal sucuk çalıyor. Ya az önce gördüm, kesin bilgi. Ne yapacağız? Bu mu? Çalmıyordur. Canları çekmiştir, almışlardır. Helali hoş olsun. Ayıp. Kimse hiçbir şey söyleme. Ya zaten ortalık karışık. Bari dayımgillerin tadı kaçmasın. Yürü, yürü. Ya tamam, ben kimseye bir şey söylemeyeceğim de. Yani... Sen nereye? Eve. Nasıl eve? Normal insan gibi kapıdan mı gireceğim? Ha senin haberin yok tabii. Kızım ben babamlarımı düzelttim. Datlıyız. Oh be abi. Vallahi çok sevindim. Ay üstümden yük kalktı ha. Sen çok sevinme. Senin hesabın bitmedi daha. Aç şu kapıyı aç. Aç girelim hadi. Ya abi ya. Ben bu sucuk mesele. Kanka sucuk meselesini. Şimdi anneme söyleyemeyeceğim de. Ama annem zaten eksildiğini fark edecek. Kıyamet kopacak. O zaman ne yapacağız? Biz şu an sorunun üstünü kapatarak önlemiyoruz ki. Öteliyoruz ya. Ötele. Ötele apalak. Bir kere de ötele ya. Bir kere de şu evde huzur içinde oturalım ya. Yürü apalak, yürü. Abi beni seviyor musun ya? Yani seviyorum demeyelim de. Öyle çok da hoşlanmıyorum da hani. Hoşlandığım da oluyor canım. Ah apalak, ah apalak, ah. Yine apalak dedi. Demedim, demedim. Ağzımdan kaçıyor. Ha, geldiniz mi kuduzlar? Kuduz? Sen ne yapıyorsun asıl? Nasıl kurtuldun yönetmenin evinden? Sus be, sus. Önce ben. Abla çok büyük olaylar var, anlatmam lazım. Hepsini biliyorum. Ben kaçtım. Kaç bakalım, kaç. Kaç metrekare bu ev, nereye kadar kaçabiliyorsun? Ya abla beni dinle. Ya Sibel Mutlu vardı ya. Sibel Mutlu kim ya? Ya senin aklına uydum da kızın saçını kopardım ya lisede. Cadı vardı bir tane. Ha tamam, ay ne olmuş Sibel Mutlu'ya? Ya bizim kanalda yapımcıymış. Üstelik ben onun emrinde çalışacakmışım. Oh, suyundan da koy. Bana bak, sen üste çık o tepene binmeden. Geldi. Hadi bakalım. Kemal nerede? Anne ben bu evde görünmüyor muyum? Niye Kemal? Ay kadının aklı satılan evde Kemal'den başka bir şey düşündüğü mü var? İnci kuzgunun sesi mi o? Bakayım. Vallahi inci kuzgun. Kurban oldum. Of çok acıktım. Şişt, sana yemek yok. 78 bin liralık aç kalacaksın bu evde. Kafeciğin var ya, orada yersin, öyle gelirsin eve. Allah Allah ya, anne delirdin mi ya? Koysan. Evet, delirdim. Allah Allah. Bana bak Şirin, bundan sonra sen de para getireceksin bu eve. Madem artık işe girdin. Allah Allah. Anne bir dur ya. Ablama var 3000 lira borcum. Abime var 700 lira borcum. Ben ne ara borçları bitireceğim de eve para getireceğim? Taksitlendirirsin çocuğum. Taksit diye bir şey var değil mi? Ben bu değirmeni suyla çevirmiyorum. Benim vazifem siz iş güç sahibi olana kadar size bakmak. Ondan sonra artık siz bu eve para getireceksiniz. 300'le başlarsınız. 300. 300. Anne daha kendi akbilim yok. Ablamınkini kullanıyorum ben ya. Tamam kızdırlama. Ne akbil akbil. Doldururuz akbilini. Annemi üzmeyin. Doğru söylüyor. Ölümlü dünya. Bugün varız, yarın yokuz. Aa, biz ne diye öldük canım şimdi durduk yere bu genç yaşta? Laf diye konuşuyor işte. Afiyet olsun. Kokusunu içime çektim ya. Ne biliyor musun? 8 sene sonra. Yeniden doğdum sanki ya. Hayaletmişim oğlum ben. Bir hayaletle aynı evde yaşadığının farkında mıydın ama? Hem de sevimli de değil, sevimsiz bir hayalet. Ama bak şunu sormak zorundayım. Tuba ne olacak? Abi bak bu kız yıllardır senin yanında oldu. Bütün derdini çekti. İşte huysuzluğunu, ortadan kaybolmanı. Abi seheri buldum ben. Tekrar onun da içinde olduğu bir hayatım olabilir Arhan. Tamam abi o zaman git konuş kızla. Yazık değil mi? Açıkça anlat durumu. Üzülmesin kızcağız. Nasıl özlemişim ama ya. Çok mutsuz ama biliyor musun?
Anlamadığım çok büyük bir derdi var sanki. 8 yıl abi. Dile kolay. Ne yaşadı, neler oldu bilmiyoruz ki. Ya aşık olduysa lan? Yani başka biri varsa o zaman ne yapacaksın? Çek vur. Çek vur. Sen nasıl bir arkadaşsın ya? Oğlum insan teselli eder. Çözersin der. O da sana aşık der. Allah'ım. Dertleşirse olacağı bu. Abi ne yapayım, seni gerçek hayata döndürmenin başka yolu yok ki. Ben ne yapayım? Başkası yok biliyorum. Bir anlık da olsa gözlerinde gördüm ya. O da beni özlemiş. Bana bıraksa her şey o kadar güzel olacak ki. Ama anlamadığım bir duvar var sanki arada. Ulan kime anlatıyorum ben de? Seninle konuşulmaz ha. Bana aşıktan anlayan birini getir. Ya o zaman ben Banu'yu çağırayım. Böyle sabaha kadar ağlaşırsınız. Siz de kurtulursunuz, ben de kurtulurum. Sen bir aşık ol. Yanında durursam ne olayım abi? Hadi lan. Buraya yazıyorum. Oğlum ben seni 8 yıl çektim lan. Sen var ya beni 18 yıl çekeceksin. Gör bak. Araba almış. İmzayı attırdın tabii. Şimdi suyuma gitmene gerek kalmadı değil mi? Sanki bana iyilik yaptın. E o kendi için attın o imzayı. Tabii. Ben bir para makinesiyim insanlar için. Ruhum yok. Değil mi? Yalnız masalarda yemek yemeye yazgılıyım. E karşında yesem yedirtmezsin. Kızartma yiyorum. Annesi biliyorsun yani her şeyi yemiyorum ki. Alerjim var, hastayım. Doktor bir şey yok dedi. Kalabalık bir ailemin olmasını çok isterdim. Keşke. Böyle yalnız yemek yiyesi gelmiyor insan. Olur oğlum. Olur. Bulursun babanı. Benim veremediğim hayatı babanla üvey anam verir sana. Karnımda sen abimin kapısına gittiğim gün dayın ne dedi biliyor musun? Anne. Karnındakini ya git hemen aldır ya da defol git, kim bakacaksa baksın dedi. Çünkü kaçak bir hamile göçmene kimse iş vermez Almanya'da dedi. Ben ne sana ne de bakabilirim, defol git dedi. Dilini bilmediğim, yolunu izini bilmediğim bir memlekette o iğrenç babanın ihanetinin acısı yüreğime taş gibi oturmuşken hamile hamile tuvalet temizledim ben. Sırf seni doğurabilmek için. Lan neden arıyorum o sanıyorsun? Ay. Abla. Yok ablam abla. Yok. Uyuyacağım bu gece. Sersefilim zaten ruhenle bedenen. Sus. Kızlar. Uyudunuz mu? Sıkıldım ya. Uyudu mu? Kemal lütfen gider misin? Yastık savaşları is coming. Kemal gider misin? Çok yorgunum. Gerizekalı. Ölüm vuruşu. Ya dur dur dur. Ne uyuyorsun hemen tavuk gibi? Kaç gündür konuşmuyoruz. Kalk. Kalk konuşalım biraz. Kemiklerimi kırdın, kemiklerimi. Oh tabii. Kaptın paraları. Çat çat çat. Böyle serpeydin Banucu'nun başından aşağıya. Yok. Kafenin bir duvarını 78 bin lirayla kaplattım. Gelen görsün, giden görsün. Herkese kapak olsun. Ya abi ya. Tam bir eşeksin var ya. Ya o kadın kaç taksitle aldı o evi sen biliyor musun ya? Abi babam da iyice uçtu ha. Ya insan bir karısına da sorar satarken. Ama tabii erkek evlat ya, ağzından memesini eksik etmezler. Tabii bize para lazım olsa borçlu çıkacağız ha. Yalnız kızlar
Babam çok güzel hareket yapmadı mı ya? Ha? Çok şık değil miydi? Böyle çıkardı 78 bin lirayı şak koydu bir anda. O paranın üçte biri benim. Anladın mı? Bağırta bağırta alacağım. Anladın mı? 26 bin bana. Abbelimi doldur ya. Yapma. Tanırsak alacağım o parayı senden. Yere yere. Yok yere. Dur. Sen oynamasan mı acaba? Kartal düşüşüyor. Merhabalar. İnci Kuzgun siz misiniz? Ben kızıyım. Bana teslim edebilirsiniz. Bir kimlik görebilir miyim? Tabii. Buyurun. Şurayı da imzalayabilir misiniz? İyi günler. Seni hemen görmem lazım, hemen. Ay pardon amca. Önüne bak, önüne. Tamam, pardon dedik. Abla bak, amca Osman Derman arıyormuş. Sucu gelmemiş bugün, sen git de su al gel. Geldi abla. Yetmez o su, git de su al gel. Nasılsın İnci Hanım? Bakıyorum yıllar sana yaramış. Ne istiyorsun bizden? Ne istersen veririm, yeter ki bizi rahat bırak. Seher Hanım, ben de sizi bekliyordum. Buyurun. Seher'lerin yaşadığı binayı sen mi satın aldın önce?
Seninle böyle konuşmamıştık İsmet. Köprünün altından çok sular aktı. Ben sözünden dönecek adam değilim. Ama mağduruz işte. Halimize bak. Gözümüz yok. Allah daha çok versin. Haliniz vaktiniz yerinde maşallah. Koskoca bir yer açmışsınız. Ustanın ustalığı da o vakitten belliydi zaten. Kapı çıngırdadıydı. Giden gelmiyor ki. Nerede kaldı bu ince? Tursun, bak bakalım yengene. Usta şunlar yanmasın, bir alayım. Sonra bakayım, olur mu? Ulan. İnci! İnci! İnci kim gelmiş gülüm? İnci! Geliyorum, geliyorum Mustafa. Bir komşuyla konuşuyorum ben. Şu dediğim şeyi dediğim zaman yapmıyorsun ya, sinirim yerinden oynuyor. İsmet, ne istiyorsun söyle. Bak ne istersen vereceğim. Sonra da çık git hayatımızdan. Kurban olayım benim adama gözükme, ne olur, hasta zaten. Çok değil, 100 bin. Sana salı gecesine kadar mühlet. Arka bahçeye gece yarısı parayı getir, teslim et. Sakın gece yarısını bir dakika fazla geçirme. Yoksa kocan başladığı yerde buluverir kendini.